Çok teşekkür ederiz efendim. Meral Hanım sizin için alkışlar. Teşekkür ediyorum hepsine. Bekliyorlar. Gözler böyle bir açıldı. Dikkatle bakıyorlar arkanızdan, haberiniz olsun. Ortanca çocuğum, ortancayı buldum bir de. 3 numarada yarışıyorum. Ben de İlginç öyleyim. Yani. Ortanca çocuğun çektiğini de kimse çekmez. Değil mi? Arada kalıyor. Vallahi öyle. Bir tek de ortancalar birbirini anlar. Evet. Hep ekmeği almaya biz gittik. Hep çöpü biz gittik. Aynen öyle. Aynen şu bizim öyle. Çektiğimiz zulümü kimse çekmedi. Ben büyüdüm küçük gitsin diye. Öyle bir şey yok. Gittik yer yere. Değil mi? Yani o küçüktür bir yere gitmek için. Büyük de zaten büyüktür. Evet. Halbuki küçük risklere daha maruz kalıyor. Değil mi efendim? Değil mi? Yolunu çevirse birisi, dayak atsa ne yapacak? Bir taraftan da mesela masallarda filan 3 tane kardeş vardır. Evet. Hep en beceriklisi küçük kardeştir. Evet. Çok canım sıkılır ona. Ben değil ortancayım mi? Ama küçüğüm erkek olduğu için herhalde becerikli olarak benim ailede yani. Buradan selamlarımı iletiyorum. Teşekkür ediyoruz. İnanıyorlardı onların size yüksek puanlar çok alacağına. Çok güveniyorlar. Ben de kendime güvendiğim için zaten buraya geldim. Bravo, çok da yıllardan güzel yaptınız. Beri başvurularımı yapıyordum. Nihayet bugüne kısmet oldu. Neler yaparsınız başka? Biraz daha anlatın kendinizi. Şimdi ben 20 yıl triko tekstilde çalıştım. Genç kızlığımda başladım. İlkokuldan sonra okumadım. Kendi ayaklarımın üzerinde durmak için, aileme muhtaç olmamak için evlenince çalışmıyordu bizim zamanımızdakiler. O yaşa kadar çalışmam dedim. Yaş geldi, 34 oldu. 34 yaşında kısmet oldu, evlendim. Bir erkek evladım oldu bu evlilikten. Hala evliyim yani. Oğluma, eşime buradan çok sevgilerimi, selamlarımı yolluyorum. Pandemi müsaade ettiği müddetçe yaşıyoruz işte. İşte müsaade etti, harf almaya geldiniz. Evet, evet. Ama Umut Bey... Çok mutluyum yani. Şu an mutluluğumu dile getirecek kelime bulamam herhalde. Eksik olmayın. Bizi de ilginizle çok mutlu ettiniz ama dediğim evet. gibi Umut Bey 4 tanecik harf almanıza imkan sağladı. Canı sağ olsun. Canı sağ olsun. Canı sağ olsun. Ve yani evet. Umudumuz gençler değil mi? Öyle. Yani. Öyle. Yani. Ama yani bir taraftan da Osman Bey'in gösterdiği performans da o 9400 puanın aşılmayacak bir puan olduğunu net bir şekilde gözler önüne serdi efendim. Evet. Değil evet, mi? Evet. Demek ki korkumuz yok. Evet. Hedefimiz belli. Evet. Hadi yola çıkalım. Tamam. Buyursunlar. Meral Hanım'ın ilk sorusu. Bulmacalarda evren pulu tanımıyla sıkça sorulan bir demir silikattır. Mika. Mika. Çok güzel başladık. Haydi yenisi. Şöyle bir soru. Hedefi tutturamama. Iska. Çok güzel. 1400 puan daha. Bulmaca soruları bunlar. Bakınız bakın. Bu seferkini içeride bulacaksınız sorunun içinde. Halk ağzında kullanılan çağ ve bala sözlerinin karşılığıdır. Bala özellikle. Balam, ay balam. Çocuk. Çocuk. 500 puan da oradan etti mi 1300? Etti. 1800 yaparız efendim. Şu soruyla birlikte. Ayırt edilemeyecek kadar benzer olan, aynı anlamında bir söz. Birbiriyle neredeyse aynı. Tıpatıp gibi. Aynı kökten, aynı tinden... Ruhtan artık. Gelmiyor. Mesela aromalar için kullanılıyor. Aynı değil. Doğal diyemiyoruz ama doğayla aynı diyorlar. Yapay değil herhalde. O kelimeyi, bu 5 harfli kadar. Kelimeyi kullanıyorlar biliyorum orada. Biliyorum muhakkak da. Gelmiyor. Bir harf alayım. Aldık bir tane. Ayırt edilemeyecek kadar benzer. Özdeş. Tebrik ederim Meral Hanım. Çok kolay bir kelime değildi, güzel atlattınız. Ama bu kolay. 6 harfidir. Şöyle bir sorudur işte. Akarı kokarı yok. Hastaya özel tıbbi deva listesi. Ne ola ki? Reçete. Elbette. 600 puan da yanında. Son 6 harfli cevabınızdır ki bu seferki 2 kelimeden oluşur. Yani bir söz dizisidir bu. Şöyle sorulmuştur. Hükümlüye ceza indirimi sağlayan uygun tavır ve davranışlar. İyi hal. İyi hal. 2900 oldu, ne güzel oldu. 7 harfli cevaplara geçtik böylelikle. Şu soruyu da cevapladığımız zaman tam ortasında olacağız yarışmanın. Süre şaheser. Hiç sesimi çıkartmıyorum nazar değmesin diye, buyursunlar efendim. Karşılık beklemeden iyilik olsun diye anlamında bir söz. Tek kelime. Verdim. Karşılık beklemeden verdim.
Yani iyilik olsun diye. Sevabına diyeceğim ama. Sevabına demeyin işte. Değil, uzun duruyor evet, zaten, uzun evet. kalıyor. Sevabına gibi bir şey. Ne olsun? Yani çünkü ben nokta nokta sever bir insanım. Ah, iyilik orada varmış, iyilik dedim. Nokta nokta sever bir insanım. İyilikten başka bir şey yok. Bağışta bulunuyorum, bağışta bulunuyorum. Olumsuz gibi duran bir kelime ama iyilik anlamında da kullanılır hani. Hayırcı değil. Ne? Hayır. Sevabına. Yani? Hayrına. Hayrına. Direkten döndük. Çok güzel oldu. 7 harfli cevaplar bitmedi daha. Buyurun geliyor. İfadeye duygu katmak için seste sözde meydana getirilen perde değişikliği, başkalık. Seste. Sesinin nokta noktası bir anda yükseldi. Perde mi? Perdeyi biz yazmışız oraya. Ha, perde, evet. Perde değişikliği. Melodik değil. Tehdit eder bir nokta noktada konuştu. Yüksek perde. Batı kökenli bir kelime. Kök. Kök öyle. Ekler bizden. Alalım mı bir harf? Bir harf alayım. Aldık bir harf. Ve de kökten geliyor efendim. Eklerden değil. Fonetik. Ekler bizden demiştim. Böyle perdesi. Sesinin nesi değişti? Şöyle yüksek. Bir harf daha. Bir tane daha. Bir tane daha. Hadi baş kısmından. Çok güzel. Meral Hanım. Tınısı. Tonu. Ton. Ekler. Tonsal. Ton. Başkalık. Sesteki sesinin ton. Meral Hanım mema. Mema. Tonlama. Tonlama. Bir basiret bağlanmasıydı ki hiç olacak iş değildi. Ya, uykuda yakalayacaktım ya. Aman aman, aman aman. Düşünmeyelim bile, aklımıza getirmeyelim bile. Uçtu gitti. Şöyle bir soru, ilk 8 harfli cevabınızın sorusu. Mekmak yine. Bulunduğu yerden aceleyle, gizlice ve dikkati çekmeden ayrılmak, kaçmak. Sıvışmak. Sıvışmak gibi bir şey işte. Değiştirmeyin sessiz harfleri. Kurtulmak, kaçmak. Başından bir belayı... Sıyırmak. Hayır. Sıvışmak daha güzeldi. I'lar kalsın diyorsunuz. Hayır. Diyorum ki sessiz harfleri değiştirmeyin. Sessizleri. Süreye dikkat. Durdurup mu düşünsek? En güzeli. En güzeli. Harf almaya gerek yok burada. Savuşmak. Savuşmak. 4900 oldu kasa, 48 saniye var elimizde. Şu soru belirleyici olacak efendim. O harfi alacak mıyız, almayacak mıyız kararını vermekte. Bu soruda almayacaksınız, merak etmeyin. Ama hız, cevap verme hızınız belirleyici olacak. Buyurun. İstanbul'un iki kıyısını içine alan kent parçası. Pat. İstanbul. İstanbul'un evet. iki kıyısını içine alan kent parçası. Boğaz var. Boğaz. Hepsine birden. Boğaz içi. Boğaz içi. Ben Boğaz'da büyüdüm. Arnavutköy'de. Öyle mi? Evet. Biz de Sarıyerliyiz. Buyurun efendim. Deniz görüyor evimiz yani. Ne güzel. Evet. Biz daha orman elfleri. Ama şimdi Eyüp Sultan'da oturuyorum. Öyle mi? Evet. Orası da güzel bir semt. Güzel canım. Ben memnunum. Severim. 25 senelik evliyim. Orada oturuyorum. Hep aynı yerde. Ne zaman ziyaret etsem, yani iç taraflarından da bahsediyorum, ziyaretgahlardan bahsetmiyorum. Evet. Garip bir şekilde huzur verir bana. Aynen öyle. Yani aynen. Dar sokakları çok, falan çok vardır. Çok yatır ama. Var. Dine hizmet etmiş, savaşmış insanların. Yatağı orası diyebilirim yani. Neyse kafamızı karıştırmayalım şimdi böyle şeylerle. Buyurun. Hayır, huzur olsun diye. Şöyle bir soru. Evet. Yeni anne olmuş kişilerin geçirdiği nifasta denen dönem. Lohusalık. Çok güzel. Şimdi durum şu. Elimizde 38 saniye kaldı. 3 tane de soruya cevap vermemiz gerekiyor. Sorulardan herhangi birinde takılabilir miyiz? Ben elimdeki 9 harfli cevaptan, ondan sonra
karşınıza gelecek olan 10 harfli cevaptan hiç korkmuyorum. Durumu önünüze koydum, kararı siz verin. Yani görüp pat diye basıp sonra bir daha aynı şeyi yapıp elimizde süre kalacak şekilde o harfi son soruya taşıyabilirsiniz ama durun bakalım neler olacak. Gelsin mi? Son 9 harfli cevabımız 2 kelimeden oluşuyor. Şöyle soruluyor. Zorlukla, güçlükle, yenilip yanılıp tekrar deneyerek anlamında bir... Düşe kalka. İşte bu kadar. Bir saniyede verdik cevabı. Aynı hızla cevap verebileceğiniz bir soru daha var elimde. Buyurun gelsin efendim. Bundan hiç korkmuyorum. Kın kanatlılardan karanlıkta ışıldama özelliği olan bir canlıdır. Ağustos böceği. Ağustos gibi. Böceği ışıldamaz karanlıkta. Ha şey... Cırcır. Cırcır da ses çıkartır. Işıldadığı için zaten ismini almış. Ateş böceği. Ateş böceği. 1000 puan değerinde 8500 yaptı kasayı. Belki de 9500 ile biter. Kim bilir? Son soru sorulacak. Son soru, son cevap. 34 saniyeniz var. 3 saniye içerisinde şuraya basacaksınız. Harf istiyorsanız da harf diye bağırıvereceksiniz. Ben peşine harfimi alayım da. Siz bilirsiniz. Sonra bak yine 9433 saniyeli sizi geçmesinler. O soruya bir şey koydunuz ya. O koydum. Yüzden, çünkü o yüzden bana sorulsaydı yani. Biraz ürkerdim ondan dolayı. Mekmak değil de mema diye bitiyor. İki kelimeden oluşuyor. Şöyle soruluyor efendim. İyi ve uygun olduğunu söyleme, tavsiye etme. Bir harf alayım. Aldık harfimizi. Ve salık verme. Ben de tam kötü yerden geldi demek üzereydim ki maşallahınız var Meral Hanım, çok güzel hallettiniz hadiseyi. Nasıl öyle ön yargı? Şaşırtabilirim sizi dedim ama. Yani aslında o kadar da şaşırmadım. Açıkça söyleyeyim. Sizin yüksek puanlar alacağınıza emindim de önünde insanın 9400 gibi çok ciddi bir çıta olunca belki heyecanlanır. O heyecan da performansına yansır diye düşünüyordum. Maşallah. Ya, heyecanım yoktu da işte sizinle birebir böyle canlı karşılaşınca biraz pırpır etmedi değil yani. Meral Hanımcığım, dağ gibisiniz, taş gibisiniz. Kocaman alkışları hak ettiniz.